Sizler Gaffar Okka'nın katillerini, domuz bağcılarını bu kutsal çatı altına utanmadan, sıkılmadan sokanlarsınız. Oysa herkes biliyor ki Hizbullah cani bir terör örgütüdür. Sizler bu kadar lafı işittikten sonra buna en ufak bir tepki vermeyeceklersiniz. Faili meçhul diyorsun Sinan Ateş'in, failleri belli. Onu yargılamaktan aciz durumdayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu öneriyi neden veriyoruz? Bu öneriyi verdiğimizde konuşacağız, anlatacağız, sizleri de dinleyeceğiz. Ama sonucunu hepimiz biliyoruz. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. Ancak faili meçhul cinayetlerle ilgili Uğur Mumcu'nun katledilmesinin 31. yıl dönümünün ertesinde tarihe bir kez daha not düşmek istiyoruz. Yani sizin ne yapacağınızı öngörebiliyoruz ama bu notu düşmeyi de bir görev biliyoruz. Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz dediniz ama Yezid'in düzenini kurdunuz bu 21 senede. Bir ömrümüz, bizim kuşağın bir ömrü cenazelerde geçti, hastanelerde geçti, cezaevlerinde geçti. Sizler koca bir toplumun birbiriyle bağlarını koparttınız. Ölümü öyle sıradanlaştırdınız ki, ölüme karşı öyle kayıtsız kaldınız ki, bu sıradanlaşma hayatımızın bir biçimi haline geldi. Bakın, hayatımın en acı günlerinden bir tanesi gar katliamının olduğu gündü. Gar katliamı yaşandıktan sonra bizler adli tıpa gittik. Adli tıpta ben de bir hukukçu olarak görev aldım. O acının içinde bulundum. Aileler geliyor, çocukları paramparça olmuş o aileler teşhis yapmaya çalışıyordu. Ama adli tıpın olduğu bölgede, ilçede iki ayrı düğünden davul zurna sesleri geliyordu değerli arkadaşlarım. Değerli milletvekilleri, AK Parti sıralarına dönerek bunları söylüyorum. Maalesef toplumun acılarının birbirinden bu kadar kopuk olması, sevincimizi ve acımızı ortaklaştıramamamız sizlerin eseridir. Kimin eseridir? Sizler kimsiniz? Sizler 31 yıldır bir kere olsun Uğur Mumcu'nun evinin önüne gelmeyenlersiniz. Sizler bir kere olsun 1-21 Ekim'de Ahmet Taner Kışlalı'yı anmayanlarsınız. Sizler Hrant Dink, ayağında yırtık bir ayakkabıyla katledilen Hrant Dink, bir güvercin tedirginliğiyle yaşarken onu anlayamayanlarsınız. Sizler Tahir Elçi'ye yanmayan, Diyarbakır türküsü ciğerlerine saplanmayanlarsınız. Sizler faili meçhul cinayetlerin sembolü olan cumartesi annelerine Galatasaray meydanını kapatanlarsınız. Sizler Galatasaray meydanındaki annelerle Diyarbakır'daki annelerin acısını yarıştıracak kadar kalbi taşlaşmış olanlarsınız. Sizler Suruç'taki çocukların gözündeki ışıltıyı görmeyenlersiniz. Sizler Gaffar Okka'nın katillerini, domuz bağcılarını bu kutsal çatı altına utanmadan, sıkılmadan sokanlarsınız. Değerli milletvekilleri, sizler bu kadar lafı işittikten sonra buna en ufak bir tepki vermeyeceklersiniz. Bakın, bunun canlı, somut göstergesini burada yaşıyoruz. Gelin tuğlayı hep birlikte çekelim. Gelin bu duvarı hep birlikte yıkalım. Gelin bu binayı hep birlikte çökertelim. Gelin bu binanın temeline inelim ama Türkiye'yi bu ayıptan kurtaralım. Türkiye'de bir Mercedes bir kamyonla çarpıştı. İrin aktı, irin. Sizin iktidarınız döneminde, devri iktidarınızda o Mercedeslerden binlercesi sokaklarda dolaşıyor. Bunların farkındasınız. Bunların birçoğu işinize geliyor. Bunların birçoğunu toplumu sindirmek, yıldırmak, korkutmak için. Seçim dönemleri
geldiğinde kullanmak için elinizde tutuyorsunuz biliyoruz. Ama değerli milletvekilleri, bunların hiçbirimize hiç ama hiç faydası yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en büyük görevlerinden bir tanesi bu cinayetleri, bu faili malum cinayetleri aydınlatmaktır. Faili meçhul cinayetler aydınlatılsın diye burada verilen ilk önerge değildir bu. Ancak bugün hepimize büyük görevler düşmektedir. Türkiye bu ayıpla yaşayamaz, Türkiye bu ayıplarla gelişemez. Türkiye'de birçok sorunu halledebiliriz. Hep birlikte tarımla ilgili, dış politikayla ilgili, ekonomiyle ilgili, sanayiyle ilgili çokça şeyi birlikte çözebiliriz. Ama bu faili meçhul cinayetlerin faillerini, faillerinin arkasındaki güçleri ortaya çıkartmadığımız sürece, duygudaşlığı tekrar yakalayamadığımız sürece memleketimizin ikbalini hiç de aydınlık göremeyiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum. Tabii burada siyasi sahiplerle hamasette söylenmiş sözler duyduk. Konumuz faili meçhul cinayetler ve bu faili meçhul cinayetler 1990'lı yılların başında başlayıp 93 yılında ben de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir öğrenciyken bir Ocak ayı gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun bombalı suikast saldırısıyla öldürülmesiyle devam eden ve özellikle 93 yılından sonra yoğunlaşan bir faili meçhul cinayetler zamanından bahsediyoruz. Ve bunu alıp bundan 10 yıl sonra iktidar olmuş ve faili meçhul cinayetler üzerine Türkiye'nin demokratikleşmesi adına, Türkiye'nin geleceğinin aydınlanması adına cesurca ve kararlılıkla giden AK Parti'yi suçluyoruz. Bu bir defa hem tarihle hem gerçeklerle asla örtüşmeyecek bir yaklaşımdır. Siyasi sahiplerle, hamasetle gelip bunları burada ifade edebilirsiniz. Ama 93 yılında işte burada AK Parti grubuna bakarak konuşma yapan, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi hatibine söylüyorum, 93 yılında iktidarda Sosyal Demokrat Halkçı Parti vardı. Siz kendi partinizin geçmişini bile bilmiyorsunuz. O dönemde iktidar olduğunuzu da bilmiyorsunuz. Ve o dönemdeki özellikle bu noktadaki gelişmelerde ne yaptınız, neler yaptınız? Size anlatayım. Bakın, biliyorsunuz bu faili meçhul cinayetlere ilişkin olarak meclisimiz 20. döneminde, 2. yasama yılında bir komisyon kurdu. Faili meçhul cinayetlerin incelenmesi noktası. Bakın, 16 ana başlıkta çok önemli tespitler gerçekleştirdi bu komisyon. Ve dönem odamda iktidarda siz varsınız. Bakın neler diyor. Özetle, istihbarat birimleri arasında yeterli eşgüdüm yoktur diyor. İhbarlara rağmen gevekliği, güvenlik ve koruma tedbirleri Uğur Mumcu'ya yönelik olarak bakın alınmamıştır diyor. Adli bakanların güveni sarsıcı davranış ve eylemlerde bulundukları tespit edilmiştir diyor. Ve yine adli tıp kurumunda, demin de bahsettiniz adli tıp kurumuna ilişkin bir konuda, adli tıp kurumunda zafiyet olmuştur diyor. Yine soruşturmayı yürütenlerin, iktidarda siz varsınız, çağın gerektirdiği teknolojik imkanları yeterince kullanmadığını ifade ediyor bu rapor. Yine bakın operasyon tutanaklarında, burası önemli, operasyon tutanaklarında tahribat yapıldığını ifade ediyor. Ve yine delillerin toplanmasında, ifadelerin alınmasında gerekli özenin ortaya konmadığını işte bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon bu noktada ifade etmiş. Peki siz ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. İşte daha sonra AK Parti geldi ve AK Parti kararlılıkla bu faili meçhul cinayetlerin üzerine gitti ve o karanlığın üzerindeki o karanlıkla ilgili özellikle aydınlanmayı da bu dönemde sağlamış oldu. Şimdi buradan belli siyasi amacı olmayan münferit cinayetleri alıp ya da PKK terör örgütünün işlediği cinayetleri açık olan gelip burada AK Parti'yi suçlayamazsınız. Bu cinayetlerin failleri de bellidir. Faillerin de hepsi de teker teker tespit edilmiştir. Ve bundan sonraki olacaklarda da aynı şekilde yol izlenecektir. Yine eğer bir yol maddi gerçekliğin ortaya çıkmasını istiyorsanız elinizdeki delilleri verileri Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu biliyorsunuz diğer komisyonlarımızdan farklıdır. Daha özel yetkilerle donatılmıştır. Gidersiniz verirsiniz. Tüm güvenlik hakkına, yaşam hakkına yapılmış tüm saldırıları ve
Grubumuzun verdiği önergede bir partiyi suçlamadık. Faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkması araştırılması için bir önerge verdik. Niye üstüne alındı bilmiyorum. Ama şunu da söyleyeyim, 90'lardan bugüne kadar gelen, özellikle Susurluk'ta ortaya çıkan birçok rezalet bu ülkede açıklığa çıkartılmalıdır. Biz 90'larda, 2000'lerde faili meçhul cinayetlerle mücadele ediyorduk. Faili meçhul cinayetlerin katillerini arıyorduk. Ama bugün faili belli cinayetlerin sorumlularını yargılayamıyoruz. İşte Sinan Ateş. Bilgi verdik, belge verdik, polis konuştu. 3 kez savcı değişti. Faili meçhul diyorsun, Sinan Ateş'in failleri belli. Onu yargılamaktan aciz durumdayız. Yine geliyorum. Tahir Elçi. İşte çok yakın bir dönemde oldu. Kameraların karşısında oldu. Nereye varabildik? Yahu Dilek Doğan annesinin babasının önünde öldürüldü. Faili ceza almadı bu ülkede. Evet, bir dönem faili meçhul cinayetlerden bahsediyorduk. Bugün faili belli katiller eli kolunu sallayarak bu ülkede geziyor. Bu bizi üzüyor bu. Onları bulamadık. Birileri sakladı, birileri gizledi. Ama Sinan Ateş'in katilini niye gizliyorsunuz? Savcısını niye değiştiriyorsunuz? Savcısını niye en son 2 ay izne çıkardınız? Ankara'nın göbeğinde, sarayın dibinde AKP... Beni zorlamayın. Tamam. AKP genel merkezinin dibinde işlenen bir cinayet. 3 kez savcı değişti. Yani söylediklerinizde lütfen samimi olun biraz. Dün de aynısı olmuştu, bugün de aynısı oldu. CHP Türkiye'nin bütün sorunlarını bir kenara bırakarak Hüdapar'ı direkt hedef alıp siyasetini bunun üzerinden geliştirmeye çalışıyor. Hüdapar 2012 yılında kurulmuş bir partidir. Çok öncesinden olayları getirip Hüdapar'a mal etmeye çalışıyor. O zaman biz de sizin tek partili dönemde işlenen bütün cinayetleri, katliamları sizden sorumlu tutarız. Siz katilsiniz. O zaman siz canisiniz. O zaman böyle diyeceğiz. Ya Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Sizin gelip bunları gündeme edip Türkiye'nin asıl sorunlarına odaklanmanız gerekirken böyle basit şeyler üzerine zaman geçirip Türkiye'yi de meşgul etmenin bir anlamı yoktur. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hüdapar denen partinin milletvekili az önce partimizle ilgili bazı iddialarda bulundu. Şimdi tabii ki seçim meydanlarında da biz aynı şeyi söyledik. Daha dün Ali Gaffar Okkan'ın ölüm yıldönümüydü. Katledilmişti. Ve Hizbullah denen terör örgütünün bu cinayeti işlediğinde hiçbir tartışma yoktu. Çıktı, partinizin genel başkanı Hizbullah bir terör örgütü değildir dedi. Oysa herkes biliyor ki Hizbullah cani bir terör örgütüdür. Sizin genel başkanınız Türkiye'de özerkliği tartışabiliriz dedi. Ve benim kızgınlığım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sizi parlamentoya taşıması. Söylüyorum, ne işiniz var bu parlamentoda? Ben rahatsızım. Ben rahatsızım. Misaki milli sınırlarına inanan bir partinin, kurucu partinin milletvekili olarak siz Hizbullah'ı savunamazsınız. Siz bu ülkede özerkliği tartışamazsınız. Siz Cumhuriyet'ten bugüne kadar bizim partimizi tartışabilecek en son parti ve milletvekilisiniz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi konuşurken liderinizin, sizlerin Hizbullah'la ilgili, bu ülkenin bölünmez bütünüyle ilgili sözlerinize dikkat edeceksiniz.